Bana bak, bol bol dinlenmen lazım. Bu ilk doz çok yüksek olmayacak ama yine de halsiz bırakabilir. Ne bileyim, temiz hava al, bol bol dinlen, meyve ye, sebze ye. Ay Bora, gerçekten milli maça çıkacak topçu gibi hissettim kendimi yani. Aa, iyi fikir ha. Hep teknik direktör olmak istemişim. Aa Nisan Hanım, ben de sizi arayacaktım. Doktor Bey, ne oldu? Bir sorun mu var babamla ilgili? Yarın ameliyat alacağız. Ameliyata girmeden önce sizi görmek istiyor. Abim eve gelmemiş dün gece. Annem çok merak etti. Ben gördüm, sabah teknedeydim. Teknede mi kalmış? Niye ki? Vallahi kafası bozuldu herhalde. Deniz havası adam iyi gelir. Siz de git beni üstüne birkaç gün. Bir şey saklamıyorsunuz değil mi Burak? Yok. Vallahi bir şey saklamıyorum. Ya içi rahat olsun. Hiç girmek istemiyorum içeri. Ayaklarım geri geri gidiyor. Bana bak bakayım. Sen üç tane densiz kız yüzünden iş mi bırakacaksın? Ya sen gül geç. Takma kafana. Yakında görürler zaten neyin ne olduğunu. İyi görecekler. Ardıcın közü, yalancının sözü tutmazmış. Oh sen kocan. Yakında görecekler. Akşam iple çekiyorum. Görüşürüz. Tamam, yazmayabilirsiniz. Buyurun, ben de çıkıyorum. Baba, nasılsın? Gördüğün gibi işte. Geldiğin için teşekkür ederim. Sen niye böyle kötü görünüyorsun? Rengin bembeyaz. Yo, yani kötü değilim de çalışıyorum çok. Yoruyor. İş falan bahane. Ben mahvettim hayatını. Annen de seni de çok üzdüm. Affettim hayatınızı. Affet beni kızım. Sana yaşattıklarım için ne olur beni affet. Senden son bir ricam var. Belki de ameliyattan sağ çıkamam. Seda'ya söyle, ameliyattan önce onu da görmek istiyorum. Kabusa çevirdim. Peki baba. Söylerim. Burak Nadide'ye söylemiş. Geceyi Efe teknede geçirmiş ama hala şimdi nerede bilen yok. Niye teknede kalıyor? Niye eve gelmiyor bu çocuk? Nisan'ı dert ediyor kendine. Çok üzüldü. Paralandı çocuk. Ah. Ay Efe! Oğlum neredesin? Öldük meraktan. Oğlum niye bir telefon etmedin? Niye haber vermedin? Çok merak ettik. Ya kusura bakmayın, ben biraz yalnız kalmak istedim. Ama iyiyim şu an. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz zamanı bıraktım işte dediğin gibi. Sen açsındır şimdi. Hadi Fatma anneni de alalım, hep birlikte yemeğe gidelim. Hem de biraz sohbet ederiz ha? Anne ben biraz geç kaldım aslında. Hemen hazırlanıp şirkete gitsem iyi olur. Ben hazırlanayım, beraber çıkarız. Peki. Hadi. Şimdi usta, ben bu yüzük işlerinden anlamam da. Evlilik teklif ederken böyle tek taş mı alıyoruz? Evet, genellikle. Sen ne yap biliyor musun bana? Ya da orta şekerli bir şey ayarla bana sen. Peki, o zaman bunu tavsiye ederim. Bu mu? Evet. Bu diyorsun. Bora Bey bundan acil hazırlanmasını istedi. Depo iletir misin? Kolay gelsin. Şunları belki bazı elbiselerin yakalarını kullanırız demişti Bora Bey. Siz bir çalışır mısınız üzerinde? Tamam.
Aslı, atölyeye öyle kesin olup olmadığını öğrenebilir. Şuna bak. Bora Bey'in gözüne girmek için nasıl da koşturup duruyor. Tövmez. Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım onun. Efe Bey'in torpili olmasa hayatta giremezdi bu şirkete. İnsanım. Nasılsın Hasan? Sağ olun efendim. Sağınıza dua edeceğiz. Gel. Seda. İyi misin? Ne oldu Nisan, ne istiyorsun? Hastaneden geliyorum. Babamızın yanından. Biliyorsun ameliyat olacak. O benim babam değil. Tamam Seda, ben de çok kızdım yaptığı şeyler ama bu onun çocuğu olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Beni ikna etmek için genetik bilimine kadar girmeyeceksin umarım. Sedacığım bak, yaptığı şeylerin bedelini ödemeye hazır. Zaten ömrünün geri kalanını hapiste geçirecek. Umurumda bile değil. Onun da umurumda değil. Ameliyata girecek, çıkıp çıkmayacağı belli değil. Umursamıyor bile. Tek düşündüğü şey kızları. Senle ben. Seninle ilgili çok büyük pişmanlıkları var. Seni görmek istiyor. Son bir kez. Ameliyata girmeden önce bence gidip görmen lazım. Bitti mi? Bir kere sen çıkar mısın lütfen? Yapacak çok işim var Nisa. Polise vermedi. Ama daha kötü bir şey yaptı. Beni kendi vicdanıma teslim etti. Artık ben senin o suçlayan bakışlarının mahkumuyum. Ben aynaya bakamamanın mahkumuyum. Ben sürünerek yaşamanın mahkumuyum. Benim için bundan daha kötü bir şey yok Efruz. Nisan abla tasarımlarına herkes bayılacak, bak görürsün. Öyle mi diyorsun? Bora da çok yardımcı oldu. Galiba fena olmadı. Kimse gelmedi mi hala? Gelirler şimdi Seda. Nadide, bir tane dosya var benim odamda. Onu getirebilir misin, toplantı bölümdesin sonra? Sonunda tasarımların göreceği çıkıyor ha? İnşallah bizi bu kadar beklettiğine değmiştir. O kadar merak ediyorsan sen önden bakabilirsin tabii. Yüzünü çıkartmışsın. Ayrıldınız demek.
O büyük aşk tek bir yalanla bitti yani, öyle mi? Çok yazık. Yüzüğün parmaktan çıktığı kadar kolay olmuyor kalpten çıkarmak maalesef. Haklısın. Beni biraz olsun anlamışsındır belki şimdi. Nadide, sen gerçekten hayatımın en nadide parçasısın. Heh, parçasısın. Parça ne lan? Parça ne parça? Olağanüstü değil mi? Eskizlere bayılmıştım ama çıkan sonuç inanılmaz gerçekten. Tebrikler Nisan. Sağ ol Bora. Ya bana niye bu kadar para veriyorsunuz anlamıyorum. Elinizde bu kadar büyük bir cevher varken. Çünkü biz vasatın veya iyinin değil, en iyinin peşindeyiz Bora. Bu yüzden herhangi birinin değil, senin adını istedik. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Ayrıca bunlar eksik. Evet, iki parça. Yetiştireceğim. Sorun değil, acele etme. Halledersin. Zamanında yetiştirmiş olmanı tercih ederdik. Tamam, yarın yetiştiririm ben. Ama bundan sonra daha esnek bir çalışma programı istiyorum. Yarı zamanlı. Neden? Yoruldum çünkü. Hem ruhsal hem bedenen. E ne oldu, çok hevesliydin tekrar çalışmaya. Burada çalışmak sana iyi geliyordu. Ya ama soru sordunuz. Dinlenmek istiyorum diyorsa dinlensin. Hem ben seve seve bütün iş yükünü tamamen üzerime alırım. Merak etmeyin siz. Hem beraber iş planını da yaparız. Ne dersin? Süper. Okey. Bu kadar. Konuşacaklarımız bittiyse ben izninizi istiyorum. Olan iki kızlarımı yarına kadar bekliyoruz. Ben de şu iş programını konuşayım. Sana içecek bir şey getireyim mi? İyi. İş saatlerini azaltman çok doğru olur. Dinlenmeye ihtiyacın olacak. İşleri de merak etme, hallederiz bir şekilde. Desteğin için sağ ol. Gerçekten sen olmasaydın ne yapardım ben bilmiyorum. Abartma. Bize biraz müsaade eder misin? Ben miyim yoksa Seda mı? İkiniz de değilsiniz. Sorun bir şeyden kaçmıyorum ben. Sadece kendime zaman ayıramadım. Belki yurt dışına falan çıkarım. İyi gelir bana. Sen bana baksana bir. Gözlerimin içine bak. Sen daha yeni çalışmaya başladın. Bana doğruyu söyle. Böyle bir karar almanın sebebi gerçekten dinlenmek istemem yoksa başka bir şey mi? Doğruyu söyle. Gerçekten dinlenmek istiyorum ben. Bu tempo bana ağır geldi. Ben böyle çalışmaya alışkın değilim. Kaldıramıyorum. Dinlenmek istiyorum. Başka da bir sebebi yok zaten. Affedersiniz. Teslimatlar için imzanızı almam gerekiyor. Ne oldu lan? Başını belaya mı soktun? Bela mı? Ne belası abi ya? Nereden çıkıyorsun abi belayı? Ne bileyim, böyle alelacele aradım, dedim hayat memat bir şey var. Benim için hayat memat meselesi abi.
için çağırdım abi seni. Vallahi ben seni bugüne kadar kardeşim olarak gördüm, kardeşim olarak sevdim. Hem zaten tercihlerimiz farklı belli ki. Yok be abi, öyle bir şey yani. Hadi değil mi? Evet abi. Yani sana bir söyleyeyim dedim hani, belki bir şey söylersin falan. Yani size ancak mutluluklar dilerim kardeşim. Ben biliyorum sen Nadide'yi gözünden bile sakınırsın. Sağ ol abi. Senin yüzünü kara çıkartmayacağım, merak etme. Sen benim kardeşimsin oğlum. Nerede teklif edeceksin? Burada mı? Yani sana geçmiş unutturamam. Ama bir gelecek verebilirim istersen. İnsan sayar. Benimle bilir misin? Evet. Yok. Yemeğe götüreceğim abi. Orada teklif edeceğim. Böyle de bir tuhaf oldu be abi. Şimdi sen yüzüğü çıkardın. Ben yüzük takıyorum. İnşallah sen de en kısa zamanda düzeltirsin insanlığını. Hayırlısı kardeşim. Bizim ayrılmamıza sevinenler çok. Bora denen... Tövbe estağfurullah ya. Elinden bir kaza çıkacak köpek balığı gibi dolaşıyor kızın etrafında. Bora mı? Şey ya, ben dün Nadia'yı almaya gittim. O Bora Nisan'ın ev adresini istedi. Ne? Niye? Bilmem yani, söylemedi abi nedenle. Günaydın, sürpriz. Öf. Çok çabuk açtın, kafam karıştı. Beceremedim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok, öyle boş boş oturuyorum da sen ne yapıyorsun? O zaman al şu poşetleri, işe yara. Giriyorum. Bunlar ne? Sağlıklı atıştırmalıklar. Birkaç film beraber izleriz belki diye. Ne dersin? Bora kusura bakma ne olursun ama gerçekten bir şey yiyecek içecek ve uğraşacak hiç halim yok. Sen de kusura bakma ama böyle kös kös oturmana izin veremem. Yani üretkenliğin azalır bir kere yani, mesleki açıdan söylüyorum. Bora, ben iyiyim. Gerçekten. Hadi çık dışarı. Hava güzel. Ne bileyim, bir arkadaşını al sahile götür yemek ye. Ben de zamanını harcama. Zamanını öldürme benden. Ben bugüne kadar vaktimi yeterince boşa harcadım insan. Yani bırak da biraz zamanım kıymetlensin. Hem sana iyi geldiği kadar bana da iyi gelecek. İnan bana. Bak şunlardan birini seçmedim. Tamam, geç. Ay ağlarım ben, bunda çok dramatik. Sadece bir yıl önce biz de böyleydik Mete. Beni hayatım boyunca seveceğine söz vermiştin. Ben de seni hayatım boyunca seveceğim sevgilim. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Beğenmedin mi sen?
Yok, çok güzel. Neden yemiyorsun hiç? Aa, farkında değilim ya. Acıkmadım demek ki. Geldiğimizden beri bir tuhafsın sen. Ne oluyor bakayım? Hiç, hiç. Yok bir şey. Pasta yiyelim ya, canım istedi. Yok, ben yiyemem. Çok doydum. Ya bak, sen çok çalışıyorsun. Çok zayıfladın bu ara ya. İstemiyorum. Yersin, yersin. Usta, bize iki tane pasta getirir misin? Ya istemiyorum dedim ya. Ben de senin böyle iskelet gibi olmanı istemiyorum. Hem ne demiş atalarımız, ne demiş? Bir dirhem et, bin ayıp ördermiş. Ha, pasta da geldi. Eyvallah. Hadi ya. Yemiyorum. İskelet gibi gözüküyormuşum. Ya o lafın gelişi ya. Çok güzelsin sen, çok. Şahanesin. Hadi ye. Ya. Ne demek yemeyeceğim. Aç bakayım ağzını. Hadi. Hop. Beğendin mi? Aa. Bu ne ya? Ya ben bir filmde görmüşüm de ben koydurdum. Çok acıdı mı dişin? Ya sen şimdi... Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Ay. Yarın akşam mı gelecek istemeye? Anne, nasıl hazırlanacağız peki? Ha? Anne, zaten çocuğun kimi kimsesi yok Allah aşkına. Ne hazırlığı? Tek başına gelecek işte. Olsun, çocuğum olur mu hiç? Ya pek bir şey yiyemiyormuş heyecandan Burak bu aralar. He. Bize sormadan evet demişsin ama. Bakalım ben seni verecek miyim Burak Efendi'ye? Neden baba? Sen Burak'ı seversin, hep iyi çocuk dersin. İyi be. Her sevdiğimize kız mı vereceğiz? Hem Burak Efendi bana sormadan sana niye soruyor? Bakalım ben verecek miyim seni? Baba, zaten çocuk yarın akşam gelecek, senden isteyecek. Öncesinde bir Nadide'nin de rızası var mı diye sormak istemiş. He. Allah Allah, turşusunu mu kuracaksın kızın? Nadide, Burak pırasayı seviyordu değil mi? Börek yapayım ben ona, pırasalı. Oo. Boş ver sen onu. Ya abi, ya babam vermezse beni Burak'a? Ya vermezse bohçanı toplarsın, kaçarsın. Ne yapacağız? Sen merak etme. Mete, seni çok özledim. Sevgilim, seni çok özledim. Seda Hanım. Sana ne? Çok mu umurunda benim iyi olup olmadığım? Hiç kimsenin umurunda değilim ben. Beni önemseyen bir kişi vardı. O da artık yok. Öldü. Yapmayın, üzülmeyin. Dokunma bana. Rahat bırak beni, git başımdan.
malzemelere baktım. Eksikleri şimdi liste yapacağım. Yarın sabah erkenden gidip alacağım onları, tamam mı? Anneciğim bu kadar çok zahmet etme. Bak Burak da duysa çok üzülür. Olur mu hiç kızım? Zahmet falan. Hem sonra siz şimdi bunları böyle telefonla çekersiniz, yayınlarsınız onları. Sonra da millet masayı bomboş görür. Heh, harika. Vay be. Fatma Sultan'a bak, derdi sosyal medyaymış. Hadi oradan. Ne lazımdı başka? Dur, susam. Efendim Buket. İyi geceler Efe Bey. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum bu saatte ama Seda Hanım pek iyi değil de. Film hakikaten güzelmiş yalnız. Ay. Sana söylemiştim, ben 3 kere izledim. Övüldüğü kadar varmış. Bayağı her şeyi unuttum bir anda. Yani her şey değil ama hani işte unuttum bir şekilde hastalığı falan. İyi geldi. Çok keyif aldım. Üstelik seni gülerken görmek çok güzelmiş. Ayrıca hastalığı yenmenin içinde en büyük silah biliyorsun. Asla moral bozmak yok. Teşekkür ederim. You're welcome. Bu senin yaptığın şey çok özel. Abartma. Yine bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ara. Görüşürüz. Alo Nacide. Merhaba Nisan abla. Ya bu saatte rahatsız ediyorum, kusura bakma. Yarını bekleyemedim. Yarın akşam Burak beni istemeye geliyor. Sen de gelirsen çok sevinirim. Yarın en mutlu günü, bütün sevdiklerim yanında. Sen de gel, kırma beni ne olur. Yani Nacide, sen beni yanında istiyorsan, senin için bu kadar önemliyse ben nasıl kırayım seni zaten? Tabii ki gelirim. Çok mutlu olurum. Sağ ol. Baba, saatlerdir yerinden kıpırdamadın. Bir şey de yememişsin. Sana sandviç yapayım mı? Yat, dinlen o zaman. Ben böyle devam edemem. Keşke zamanı geri alabilseydik. Keşke yaşananları silebilseydik. Ama bu mümkün değil. Seda. Kalkalım beraber. Hayır. İstemiyorum. Kimseye ihtiyacım yok benim. Tabii ki yok. İstersen beraber kalkabiliriz. Giderim ben kendim. İstemiyorum senin yardımını. Burak. Giderim ben. Tamam.
uyumadın mı sen daha? Uykum kaçtı. Yapıyorsunuz zip gibi çayı, sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çay bahane. Nadide evlenip gidecek diye üzüldün sen değil mi? Kim evleniyor ya? Niye evleniyor? Verdim mi ben kızı? Ya benim küçük kızım ne zaman bu kadar büyüdü Fatma? Ne zaman boyu boyumu aştı? O küçücük elleri hatırlıyor musun? Böyle gamzeli gamzeli. Ne zaman büyüdü de yüzük takacak hale geldi. Ben artık akşamları kızımın elinden kahve içemeyecek. Kızımı özlediğim zaman kapısını çalıp görmek için izin mi isteyeceğim? Nadide sık sık gelir bizi ziyarete. Hasret bırakmaz bize kendini. Biliyorum ben. Sıkılma. İyi geceler prensesim. Bir dakika. Sana kahve yapayım mı? Kendine gelirsin. İstemiyorum kahve falan. Bir bardak su getireyim mi? İstemiyorum hiçbir şey. Rahat bırak beni. Peki. Gitme. Gitme. Biraz yanımda kalsan olur mu? Ne olur. Sen ona o kadar çok benziyorsun ki. Sanki Mete ölmemiş gibi. Sanki yanımdaymış gibi. Biraz yanıma otursan
biraz yüzüne baksam olur mu? Gibi bakıyorsun. Çok özledim onu. Canım o kadar çok yanıyor ki. Bugün bizim yıl dönümümüz. Bana bir kolye almıştı geçen sene. İnsan elini tutmadığı, yüzünü görmediği birini sevebilir mi? Ben seviyorum. Ben onu hala çok seviyorum. Seni anlıyorum Seda. Yıl dönümünüz kutlu olsun. Thank you.
Fatma. He. Bu ne bu? Düğün mü yapıyoruz? Bu kadar hazırlığa ne gerek var? Bu Burak bir kuru başıyla gelmeyecek mi eve? Yahu kuru başıyla geliyor diye kuru kuru mu ağırlayacağız çocuğu? Kızımız sözleniyor. Yapacağız tabii. Yapacağız da nasıl yapacağız? Dünya kadar şey yazmışsın buraya. Sanki bedava veriyorlar. Ay dur baba, ben vereyim. Aferin kızım. Nadide dur kızım, sen verme. Baban ödeyecek. Hadi. İyi. Ben bari gideyim bunları alayım. Akşama kadar anca alırım zaten. Bana bak, geç kalma. Daha onları pişirip sofraya koyacağız. Hadi. Hey yarabbim ya. Nerede Burak? Orada bırak. Hey yarabbim ya. Deli vallahi. Bu adam insanı iyi gününde de sinir eder yani. Ay anne, yetiştirebileceğiz mi sence? Ben ona öyle söyledim. Akşamdan dolmayla böreği yaptım bile. Ay, bari. Nadide ne diyor? Leyla Hanım'ı da arayayım mı, gelsin akşam? He? Çağır, iyi düşünmüşsün. O da aileden. Ha. Dur. Alo, Fatma Hanım. Leyla Hanım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Efe'nin yanına geldim şirkete. Ha, iyi yapmışsın. Ben de seni akşama bize çağıracaktım. Nadide sözleniyor. Gelirsen seviniriz. Tabii, seve seve gelirim. Şimdiden tebrik ederim. Sağ olasın. Hadi. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi çabuk çabuk. Anne. Ah canım. Ya muhasebede acil işler vardı da gelemedim. Kusura bakma. Ne haber? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Seni böyle çalışıyor görmek beni çok mutlu ediyor. İyi ki döndün canım. Fatma Hanım aradı. Akşam Nadide'nin sözüne davet etti beni. Evet, ben de sana söyleyecektim. Benden önce davranmış. Çok iyi bir kadın. Sağ olsun. Beni senden hiç ayırmıyor. Anne, biz bunca yıl sonra kavuşmuşuz. Bizi zaten kimse ayıramaz. Ay canım benim. Her şey... Nisan'la evlenmeye kalkışsaydın uzaklaşabilirdik. İyi ki ayrıldın. Yüzünü bile görmek istemiyorum onu. Ben ayrılmadım. Nasıl? Yüzüğü Nisan çıkardı, ben değil. Tabii canım, senin ondan ayrılacağını anlamıştır. O yüzden çıkartmıştır yüzüğü. Nisan'dan ayrılmayı hiç düşünmedim. Geçmiş